sen be. Daha çok özel eşyalarımla ilgili cüzdan, telefonum, onları koyduğum su kesimde su geçmez. Bu çantaya işte kıyafet olsun, bana kıyafet koyuyor. Bu çantaya yine kıyafetleri koyuyor. Bu çantaya yıkak eşyalarımı, kamp malzemelerimi, yiyeceklerimi falan koyuyorum. Bu çantaya uyku tulumumu ve yastığımı koyuyorum. Burada işte çadırım var, burada matım var. Yani böyle. İşareti yap. Yaşındayım. İzmir Selçuk'ta oturuyorum. Kamu emeklisiyim. Yaklaşık 15 yıldır aktif olarak bu bisiklet sporunu yapıyorum. Tabi bu bisiklet sporunu yaparken de yani işte 5 kilometre, 10 kilometre değil. Gün oluyor mesela 100 kilometre gittiğim olur ama bir de tura çıkıyorum böyle. Ülkeleri tanıyorum, şehirleri tanıyorum, ülkemi tanıyorum. Bütün ülkenin şehirleri, bütün sahilleri dolaştım. Bölge insanlarını tanıyorum. Bölge insanlarını tanıyorum. Mesela bakın buraya geldim, sizinle tanıştım. Benim için büyük bir kazanç. Bu büyük bir kazançtır yani. Bir insanla sohbet ettiğim zaman orada bir şeyler alıyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Ben yurt dışına da çıktım. Niye çıktım? Yani diyeceksiniz ki yani kendi ülken bitti de yurt dışı daha pahalı haliyle. Hani yeşil pasaport olduğu için rahat gidebildim. Yani bize sıkıntım olmadı. Gittiğim ülkelerde şunu gördüm. Şu bisikleti kullanırken bize şunu yapıyorlar ya, tebrik ederiz diyorlar. Aynı zamanda ben Türk bayrağım burada asılı gittim. Mesela Yunanistan'da Türk bayrağım burada asılıydı. Balkan ülkelerinde asılı gittim ben. Her gittiğim yerde de şu hareketi yaptılar bana. Bu bir de anlamını biliyorsunuz herhalde yani takdir. Bak bu Türk. Hatta bize Türkiye'de gezerken hala maalesef üzgünüz, bize hala hello diyorlar. Yani bizi yabancı sanıyorlar. Ama biz görüyorlar, aa diyorlar siz yerli turistmişsiniz. Biz mesela şu anda arkadaşımla birlikte, arkadaşım Kuşadası'nda oturuyor, kendisi Belçika'da yaşıyor. Ben de İzmir Selçuk'ta oturuyorum. İzmir'de çıktık, Doğu Anadolu'nu görelim dedik. Bu şeyi görmediğimiz şehirler, hatta daha önce görmüştüm ama bisikletimle göreyim dedim. Çıktım burada yola, yaklaşık bir aydır yollardayız. Ağrı'ya geldik, bak çok değişmiş ben. 40 yıl önce burada görev yaptığım nüfusu 40 bin. Şimdi görünce şaşırdım. Tanıyamadım.
Oturduğum ev yok, yani şehir yok. Yani bu farklılığı görebiliyorum. Ölmeden önce bütün şehirlerimi görmek istiyorum. Çok insanla tanışmak istiyorum. Yani yaşlılığımı da kaliteli yaşamak istiyorum. Kaliteli yaşamak demek yani çok yemek, çok içmek veyahut da çok rahat yerde yatmak değil. Huzurlu, keyifli, sağlıklı spor yaparak. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Bak bütün yaşlı insanlar lütfen gidip kahvelerde oturmasınlar. Cami köşelerinde oturmasınlar. Zannediyorlar ki yaşlandık, bizde bitti iş. Hayır efendim, insan büyümesi bitmiyor. İnsan ölünceye kadar nasıl ki 15 yaşındaki bir çocuk, 20 yaşındaki gencin yaptıklarını yapabilir. Beynini, zihnini sağlam tutarsa, bedenini de sürekli güçlü tutarsa bunu da tabii şey yapması lazım, yani spor yapması gerekiyor. Yani spor, bisiklet olabilir, yürüyüş olabilir, başka bir spor olabilir. Bir de şu, fazla şeylere takılmasınlar. Yani işte memleket meselelerini, memleket meselelerini çözecek insanlar vardır. Kendilerinin kafalarını yormasınlar. Biz sadece bu ülkeye nasıl hizmet edebiliriz, nasıl faydamız olur? Emekli olduk ama mesela ben emekli olduğumdan bu yana hiç hastaneye gitmedim. Devletime bir kuruş maliyet yüklemedim. Çünkü kendime bakmak zorundayım. Bu benim görevim, sorumluluğum. Ama görüyorum arkadaşları, çok tanıdık insanlar var, görüyorum sürekli hastanede ilaç, torbalar ilaçla yazıyorsun, geziyorlar. Ya arkadaşım diyorum, bu senin yaptığın şey büyük bir maliyet, sana da maliyet, devleti de maliyet, yani iş hayatına da büyük bir yük. Bak benim gibi yap, bak bakalım bu zaman senin tansiyonun, şekerin olur mu? Ve kalbin olur mu? Böyle yani, inşallah bundan sonra daha yaşım ilerirse, hedefim 85 yaşına kadar bunu devam ettireyim ben. İnşallah yapabilirim. Yani başka ne diyebilirim ki ya? Teşekkür ederim size.